Bir daha öyle aklını esince adamları kandırıp şirkete gelmek yok. Tamam mı? Niye yokmuş? Leyla, Yeşim'in peşinde bir adam var. Eğer Yeşim'e ulaşamazsa size ulaşmayı deneyebilir. Ev zaten korunuyor. Evde kal. Benim de içim rahat etsin. Tamam? Ama... Şşş. İtiraz yok. Sen şimdi eve çıkıyorsun. Ben de işe dönüyorum. Tamam mı? Eğer çok istiyorsan... Akşam döndüğümde sen yine bana korkma dersin. Ben de sana sarılırım. Tamam? Ben sana, sen bana sarılasın diye mi korkma dedim Toprak? Demedin mi? Dedim ama sarılasın diye değil. Sarılmayacaksam ne yapayım korkma demeni Leyla. Toprak. Hayır yani benim menfaatimle. Ay çıldıracağım ayol. Biz adamın yanında olalım, biraz yükünü paylaşalım diyoruz, o anca dalga geçsin. Kim? Ben mi dalga geçiyorum? Yok, ben. Leyla. Ne? Yanımda olduğunu biliyorum. Sahiden mi? Sahiden. Ben işe döneyim. Dön bari. Bir daha benden habersiz böyle işler çevirmeyin, yakarım. Ama yenge... Yenge menge dinlemem. Ne derse desin evden çıkmasına izin vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Baş üstüne Toprak Bey. Bir rüvetme. Hücreli. Daha almadın, nasıl boşaysın? Olsun, almasam da boşarım. Bu Çınar'ın kahrı çekilmez. E kız ne etti bu uşaksa? Mercimekle pirinci ayıramayan yengesi var. Daha ne etsin babaanne? Sor bakalım o pulliye. Hangisi hangisi dur bileyim o. O ne de elindeki? Ay Habibi, tel şehriye ile arpa şehriye, bir de ismini bilmediğim bir takım cisimler karışmışlar. Sen şunları da bir ayırıver canım. Ay! Da sakarım. Maşallah ba. Kız Pulli, ne ettin? Ne etmişim? Sanki etmişim bir şey. Leyla, sen bir gelsene benimle. Yok, ben böyle iyiyim. Gel sen gel. Kuma gemisi yürür, elçi gemisi yürümez. Bu işe bir çare bul babaanne. Ha ben bunu
Ha ben bunu nasıl ayıracağım şimdi? Nereden başlayayım ben bunu? Leyla sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım Toprak? Leyla. Ay iyi tamam. Operasyon yapıyorum. Ne operasyonu? Bezdirme suretiyle Habibe püskürtme operasyonu canım. Nasıl gidiyor peki? En fazla bir haftası var diyorum ben. Seninki nasıl gidiyor? Seninki derken? Satır Celal'e karşı yürüttüğün operasyon ayol. Tezgahını çökerttik. O gün yarın Satır'da yakalanır. Yaşa be! İşte bu! Öyle kolay değil canım. Geleceksin böyle bir aileye musallat olacaksın he. Sonra işte gösterirler adamı. Çakal. Karşında korkak tavşanlar yok senin tamam mı? Aslanlar gibi barutçular var. Barutçular. Ulan Leyla. Sen var ya sen. Bir adamın başına gelebilecek en güzel şeysin. Anne! Ödeyim yardımcı olur musun? Ederim tabii anneciğim. Habibe, bak orası da kırışık. Oraya 7 kere vurdurdun ya Pulli yenge. Ne var ayol? 8.yle vursan ölür müsün? Yok, vururum elbet. Günaydın. Günaydın Toprak. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Hiç ayol, her zamanki sabah işleri işte. Habibe de tutturdu illa ütü yapayım sonra birikiyor diye. Biriktu Elticiğim, biriktu. Satmaya başlamış gibi geldi. Ne yapsan? Şu operasyona bir ara mı versen? Aman biz ne tepeler gördük. Mesela seninkinin yanında Habibe'ninki ova kalır. Ha, seninle başa çıktım Habibe vız gelir tırıs gider diyorsun yani. Ayıpsın ayol. Seni bile ne hale getirdim. Ne hale getirdin? Ne hale getireceğim ayol? Şaka. Usludur. En azından ben gelene kadar. Allah seni almasın Emi Toprak. Akıl bırakmadın bende. Ne yapıyorduk şimdi? Hah, eski koca yeni sevgili adayının yanında durmak için atağa geçiyorduk. Habibe, döfyesim nerede? Bana bak. Gözünü dört açıyorsun ve bir daha yengenin seni kandırmasına müsaade etmiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Güzel. Bir altlar karıştırıyor. Bir kere daha hata yaparsan kendini kovulmuş bil. Beni uğraştırma. Yenge, gözünü seveyim git. Gitmek için geldim zaten canım benim. Hadi oyalanma, geç kalmak istemiyorum. Yenge etme, seni hiçbir yere götürmüyorum. Ay sen bana karşı mı geliyorsun ayol? Kusura bakma yenge, Toprak abinin kesin emri var. Halt etmiş senin o Toprak abi. Yenge, etme, kurbanın olayım. Bu sefer seni gerçekten kovarım dedi. Nere kovuyor ayol? O kadar kolay mı o? Hı? Üstelik sen Toprak abini hiç tanımamışsın canım. O vicdansız bir adam mıdır da seni kovsun ha? Yok yenge, estağfurullah. Ama kovarım dedi. Peki, haksızlık yapan nankör bir adam mıdır? Yok yenge, nereden çıkarıyorsun bunları?
Ben çıkarmadım ki, sen çıkardın. Tövbe, ben öyle bir şey söylemedim ki. Demedin ama ima ettin. Yenge, ima falan da yok. Etme. Bak, Toprak abinin kulağına gidecek, gerçek sanacak. Peki, o zaman senin gibi işini layıkıyla yapan, merhametli, yetenekli, alnının teriyle çalışan bir adamı neden kovsun ayol? Ya yenge, Toprak abi kovarım dedi. Yengesi falan yok. O sadece sen gözünü dört açasın diye öyle demiştir. Kovmaz seni diyorum. Ama velev ki kovdu. Asla korkmayacaksın. Ben senin arkandayım. Ben senin işsiz kalmamanı sağlarım. Ben koskoca pulli gelinim ayol. Hadi şimdi bin arabaya gidiyoruz, hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.